Biz genelde videolarımızı yatay bir formatta çekiyoruz yani 16'ya 9. Peki bu videoyu dikey bir formata çevirmek için yani 9'a 16'ya çevirmek için ne yapmalıyız? Bildiğiniz üzere artık dikey format hayatımıza girmiş oldu. Çeşitli sosyal medya platformunda artık dikey bir formatı kullanıyoruz. Yani 9'a 16 formatını kullanıyoruz ve videolarımızı da bu formata çevirmemiz gerekiyor. Peki bunu Premiere Pro kullanarak basit bir şekilde nasıl bu hale çevirebiliriz? O zaman haydi bilgisayarımıza geçelim ve videomuzu dikey bir formata çevirelim. Premiere Pro'yumuzu açtıktan sonra yeni bir tane proje oluşturmanız gerekiyor ve bu projeyi oluşturduktan sonra şurada proje bölümünde burada bir tane sekans oluşturacağız. Bunu sekansı oluşturmak için şu alt kısımdaki new item bölümüne tıklıyoruz. New item'a tıkladığımızda bizim karşımıza sekans çıkmış oluyor ve sekansa tıklıyoruz. Dilerseniz burada hazır ayarlar var ama biz hazır ayar falan kullanmayacağız. Bizim yapmamız gereken şey sekanstan settings'e gelerek burada custom diyoruz biz bunu ve buradaki time base'i biz 30 fps diyoruz buna altındaki frame size bölümü var Biz burada frame sizemızı 16'ya 9 olarak çektiğimiz bir videoyu dikey bir hale çevirmemiz gerekiyor yani 9'a 16'ya çevirmemiz gerekiyor ve biz burada frame size bölümünü 1080'e 1920 olarak ayarlamış oluyoruz ve bu şekilde bizim sekansımızı oluşturmamız gerekiyor bu şekilde sekansımızı oluşturuyoruz sekansımızı oluşturduktan sonra bir tane video atmamız video yüklememiz gerekiyor Biz bir tane videomu ne yapıyorum sekanımız çekiyoruz ve bizim karşımıza şu şekilde bir uyarı çıkıyor. Biz bunu keep existing settings diyerek devam ediyoruz. Yani buradaki uyarı biz videomuzu örnek atıyorum. Benim videom 4K olarak çekilmiş veya 1080 piksel olarak çekilmiş. Burada ben bu ayarları videonun kendi otomatik ayarlarını tutayım mı yoksa senin sekansına göre mi bırakayım yani o şekilde mi bırakayım diyor ayarları biz de evet o şekilde bırak ben sekansımı ayarladım o şekilde kalmasını istiyorum ayarlarımı ve i̇şte videomuz bizim buraya gelmiş oldu. Biz bu videoyu yatay bir halde çektiğimiz için video şu şekilde görünüyor ama biz bu videoyu dikey bir hale çevirmek istiyoruz. Biz dikey boyutumuzu 9'a 16'lık boyutumuzu ayarlamış olduk. Şimdi bizim burada yapmamız gereken şey scale bölümüne gelerek şuradan efekt kontrol bölümünden motion içerisindeki Scale'e yani ölçeklendirmeye gelerek bizim videomuzu ölçeklendirmemiz gerekiyor. Yani dikey bir boyuta getirmemiz gerekiyor şu şekilde. Biz video videomuzu büyütüyoruz ve videomuzu şurada 178'de bırakıyorum şu an. Şu şekil benim videom tam olarak bu dikey formata oturmuş oluyor. Şimdi ben videomu ne yapabilirim? Şu şekilde düzenleyebilirim videomu. Beni tam ortalamam için şuradan gelip position bölümünde kendimi şu şekilde ne yapabilirim? Videonun tam ortasına getirecek şekilde ortalayabilirim. Ama ben burada atıyorum sabit duruyorum ama sabit olmayan bir tane video vardır mesela bak şu aradaki pozisyonumuz kaymış. Ben bu pozisyonu düzeltmek için ne yapmam gerekecek? İşte atıyorum. Şuradan videomu kestim. Şuradaki ikinci videomun pozisyonunu şuraya çekiyorum. Ama Bizim bunu yapmamız için daha basit bir yöntemimiz var. Şuradan yukarıdan sekans ayarlarımıza geliyoruz ve burada Auto Reframe Sekans bölümü var. Biz Auto Reframe'e tıkladığımızda bizim için otomatik olarak kendimizi videonun tam ortasına ortalayacaktır. Auto Reframe diyoruz ve burada bizim hangi formatta göre Auto Reframe'i uygulayacağını soruyor. Biz buradan vertikalı yani dikey videoyu seçiyoruz 9'a 16. Bunun altında Slow Motion yani hızlı veya yavaş bir şekilde mi gideyim ve biz default'ta bırakıyoruz bizim için default yeterli diyoruz şuradan şey soruyor bize bunların hepsini bir tane adjustment'a gömeyim mi bunları bir gruplandırayım mı yani nestleyim mi diyor biz hayır böyle bir şey yapma diyoruz ve create oluşturuyoruz ve videomuzu otomatik bir şekilde kendisi ortalamış oluyor. Bakın şurada az önce gösterdiğim bölüm. Mesela ben burada ortada değildim ama şu an beni ortalamış oldu otomatik bir şekilde. Video aktığı müddetçe örnek atıyorum beni baz alarak şuradan beni her zaman ortaya getirmeye çalışıyor. Şuradan sekanstan auto reframe'i uyguladığınızda sizin tek tek videonuzu ortalamaya çalışmanız gerekmeyecektir. Videoyu otomatik bir şekilde ortalayacaktır. Ve bu sizin işinizi daha da kısaltacaktır. Daha da kolay bir hale getirecektir. Bu şekilde videonuzu dikey bir formata çevirebilir ve videonuza e, istediğiniz ayarı yapabilirsiniz. Evet bu videomda Premiere Pro'da yatay çekmiş olduğunuz bir videoyu dikey bir hale nasıl çevirebileceğinizi gösterdim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu videolarda ilginizi çekebilir. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.